Ben yıllarca birçok dini araştırdım. Hepsi saçmalık. Bir yaratıcı varsa eğer, emin olun adil değil. Yarattığı kulun nasıl eziyet çektiğini ballandıra ballandıra anlatmak için bir ayet indirir mi sizce? Kendisine ibadet etmesi için yaratan bir Allah'tan bahsediyorsunuz. Bu sadece narsizmdir. Bilim adamlarının büyük patlama teorisi var. Henüz o aksi ispat edilmediği için o geçerli. Yok doğru. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Mesela bir odaya girseniz, odada bir tablo görseniz, sonra o tablonun kendi kendine oluştuğu fikri mi oluşur sizde yoksa bir sanatçı mı ararsınız? Sanatçı ararım. Aynı şekilde o patlamayı da başka biri yapmış olabilir mi? Yapamaz çünkü bir tanesi insan elinden çıkan bir sanat eseridir, bir tanesi doğa olayıdır. İşte bir tanesi de belki Tanrı'nın elinden çıkan bir sanat eseridir. Bunun için önce Tanrı'ya inanmamız gerekiyor. Bir kamera görseniz, sonra kameranın parçalarını görseniz yanında. Mesela şu kameranın lensini, işte içindeki merceklerini, sonra üzerindeki o ses alma aygıtını, hepsini bir tarafta görseniz, sonra da bir plan ve program görseniz, ardından kameranın da kendisini görseniz, bu kameranın kendi kendine yapıldığını düşünür müsünüz? Tabii ki düşünmem çünkü doğanın bir parçası değildi kamera, mekanik bir alet. Bir yapıcının olduğuna dair bir işaret var. Nedir? Mesela plandır değil mi? Tabii bir mühendisin onu tasarlayıp yapması gerekiyor. Dağlar kendi kendine oluşmuş olabilir. Gayet tabii. Peki bunun bir planı ve programı var desem? Olamaz çünkü doğal senkrona aykırı olur bu. İşte birisi bunu söylüyor. Kim? Hem de kıtaların sıkışmasını söyleyen Alfred Wegener'den 1400 sene önce. Kimdir o? Kur'an-ı Kerim'de Nem suresi 88. ayette diyor ki siz dağları görürsünüz de onları sabit zannedersiniz. Ama onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler diyor. Evet ama aynı kitapta dünyanın düz olduğu da söyleniyor. Hangi ayette? Onu şu an hatırlayamam. Peki. Hazreti Muhammed'in Tanrı tarafından söylendiğini iddia ettiği bir kitap. Siz Tanrı'yla konuştuğunuzu söylerseniz size ya deli derler ya peygamber. Desem ki dün akşam Tanrı'yla konuştum ve bana cevap verdi. Peygamber olduğuma inanır mısınız? Hayır. Muhammed'e niye inanıyorsunuz? Çünkü getirdiği kitapta kendisinin insan olarak bilemeyeceği yazıtlar. Zariyat suresi 47'de biz evreni yarattık ve genişletmekteyiz diyor. Hı hı. Evrenin genişlemesini o zaman birisi keşfedebilir mi? Anca Edwin Hubble'ın bulduğu Hubble teleskopuyla yıldızların birbirinden uzaklaşmasını fark edip ondan sonra evrenin genişlediği teorisi ortaya çıkıyor. Tamam. Ve Einstein bunu daha önceden buluyor Hubble'dan önce ve diyor ki hayatımın hatasıydı diyor bunu ortaya çıkarmama. Sadece o dönemin bilim adamlarıyla çelişmemek için söylemiyor. Başka bir örnek daha verebilirim. Mesela Hadid suresi 25. ayette diyor ki biz demiri indirdik. Nezele kökü var. Nezele kökü yağmur için kullanılıyor. Baktığın zaman bilim adamları yeni yeni ortaya çıkıyor ki demir göktaşları sayesinde indirilmiş. Evet doğru. 600'lü yıllarda birinin bunu iddia etme ihtimali dahi yokken birisi insanların yüzünü oraya çeviriyor. Hitit ve Sümer tabletlerini araştırırsanız çok daha eskidir bunlar. 4000, evet. 6000 yıllık tabletlerdir ve Kur'an-ı Kerim'de yazandan çok daha fazla bilgiye sahip. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz senden önce de peygamberler gönderdik diyor ve onlara da sana söylediklerimizi söyledik diyor. Daha önceden bir peygamber gelmiş. Onun söylediklerini bir yazıt haline getirmemiş olma ihtimalleri var mı? Ve hatta ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Aynı hikaye Hindistanlılarda da geçiyor. Aynı hikaye Çinlerin yazıtlarında da geçiyor. Bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar birlik içerisinde bir hikaye anlatılması aslında hepsinin bir elden geldiğini ispat etmez mi? Bütün peygamberlerin Orta Doğu'ya gelmesi bir tesadüf mü sizce? Değil çünkü insanlık Arafat Dağı'nda doğdu. O zaman da insanlığın nüfusu 100 milyon kadardı. Asya'nın içlerine kadar, Avrupa'nın diplerine kadar gidilecek diye bir kaide yoktu. Afrika kıtasında ilk insanın, Homo erectus'un kalıntılarını bulmuştur. Orta Doğu'da evet. Değil, fosiller. Yani bu fosillerin hepsinin insan olduğunu bilemiyoruz. Yani onun şuuru i̇nsan olduğunu fosilden anlayamıyoruz. Zaten bunlar. Homo erectus, ayağa kalkmış ilk dört ayaklı. Bunun şuuru olduğunu bilemiyoruz. Bilemeyiz tabii ki. Dünya üzerindeki en nezih, en müesser ya da en mutlu ülkelere bakın. Norveç. Norveç'te çocuk tecavüz oranı çok yüksek. Kadınlara tecavüz oranı çok yüksek. İntihar oranı çok yüksek. Devam edin dinliyorum. Japonya. Japonya'nın %99'u ateisttir ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Peki. Mesela Muhammed matematikçi. Muhammed pedofili. Ben çıkıp şunu diyebilir miyim? Yani matematiğe saldırır mıyım buradan? Hayır. Muhammed'in yanlışı. Gayet tabii. O insanların yanlışı. Bu dinin yanlış olduğunu ortaya çıkarmaz. Teoriyi alırken onun ana yapıtlarını, esaslarını ele almak lazım. Onu savunan insanların düşüncesi yanlış olabilir. Şimdi Maide suresi 52. ayeti biliyor musunuz? Ey Muhammed, biz sana gözünün gördüğü bütün kadınları helal kıldık. Sizce bu... Lütfen bakın. Maide suresi 52. ayet. Yükseklerle bir hastalık olanakları, bir felakete uğramanızdan korkuyoruz diyerek onların içine katılan, onlara koşanları görürsün. Fakat belki de Allah bir fetih verir. Başka da bakabiliriz. Kalplerinde hastalık olanları zamanın felaketleriyle. Maide 52 dediniz değil mi? Tamam. Maide 52'ye bakıyorum da. 52. Onun için yüreklerine nifak illeti olanları görürsün ki onların içinde koşar dururlar. Surenin adını mı yanlış hatırlıyorum?
Kur'an'da bir tane hata olması komple sistemin yanlış olduğunu zaten gösteriyor. Çünkü Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorsun. Ama 1400 yıldır var ve net bir şekilde burası yanlıştır diyen yok yani. Başka bir örnek vereyim. Geri döndüren göğe yemin olsun diyor. İyonosfer tabakası telefonların, radyo dalgalarının hepsinin dünyaya geri dönmesini sağlıyor. Mesela manyetosfer tabakası var. Güneşten ve diğer ışınlardan gelen zararlı radyoaktif maddelerin dünyaya girmesini engelliyor. Bu sayede yaşam devam ediyor. Ya birinin mesela bunu söyleme ihtimali yok. 600 yıllar. Mercek bulunmamışken birisi çıkıyor diyor ki Enbiya suresi 30. ayette yer ve gök birleşikti ve biz onu birbirinden ayırdık. Tamam. Big Bang demiştiniz ya, aynı onu anlatıyor işte birisi. Tamam ama şimdi sizin verdiğiniz örneklerde kamera örneği, bunu biri yapmış olamaz mı? Tablo, bunu biri yapmış olamaz mı? Bunlar doğal olaylar değil. Ki diyelim ki bu ağaç kendi kendine oluştu. Bir tane asker geldi buraya ve bir tebligat okudu bize. Dedi ki şunları 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 yapmak zorundasınız. Bundan sonra bu ülkede bu kurallar geçerli olacak dedi. Dersiniz ki ya bu bir yere bağlı olmak zorunda. Bir devlete, bir padişaha. Yoksa söylediklerinin hepsini yapmak için kendi cebinde güç bulundurmak zorunda. Doğru mu? Çünkü padişaha bağlı değilse, gelse burada biri bizden kimlik istese, onun muzdan istese, polis kimliği göstermese döveriz biz onu. Evet. Çünkü bir yere bağlı değil. Benim ağzımdan sesler çıkıyor ve sizin kulağınıza ulaşıyor. Eğer atomlar bir yere bağlı değilse, bir yerden emir almıyorsa her birinin bir kulağı ve bir ağzı olmak zorunda. Türkçeyi Hayır. bilmek zorunda. Atomlardan bahsediyorsunuz onu. Evet, ilimsiz, iradesiz. Nasıl iletiyor? Kendi kendine. Şu her bir toprak zerresinde, her bir toprak atomunda bu ağacın planı olmak zorunda. Doğru. Eğer kendi kendine yapıyorsun. Evet. Her birinin ilah kadar gücü olması lazım. Her birinin ilah kadar ilmi olması lazım. Her birinin ilah gibi iradesi olmak zorunda. Bir yaratıcı varsa eğer, emin olun adil değil. Niye? Çünkü kendisine ibadet etmesi için yaratan bir Allah'tan bahsediyorsunuz. Bu sadece narsizmdir. Her güzellik ve kemal sahibi kendi güzelliğini görmek ve göstermek ister. Narsistse eğer. Bir güzellik varsa ortada, mesela dövmeleriniz var değil mi? Evet. Mesela insanlar bunu gösteriyorsunuz. Sizin için çok güzel bir şey bu değil mi? Bu sizin birine göstermeniz, narsist olduğunuz göstermez ki. Ben kendi fikrimi verdiğim için ceza görmek hak etmiyorum yani bunu. Gündüz gibi kanıtlar varken siz bunların üstünü örtüp söylüyorsunuz. Şimdi bilim bu olayların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bilim şunu araştırıyor. Atomlar nasıl oluştu? Kainat nasıl oluştu? Ama atomlar niye var? Ben size bir gül getirdim. Siz bunun sonucunda tamamen gözlem açısıyla bakın. Bilimin baktığı gibi. Şunu yapmanız lazım. Bana bir gül verdi. Ardından üç gül daha getirdim. Bana üç gül verdi. Ardından bir avuç dolusu gül getirdim. Siz demeniz lazım ki bana bir kucak gül getirdi. Ama burada birisi seni seviyorum demek istiyor olabilir mi? İşte bilim o seni seviyorum meselesiyle uğraşmıyor. Evet, gözlemle uğraşıyor. Bilim bilmediğini bilir, bilmediğini araştırır. Din zaten her şeyi bildiğini kabul eder. Çünkü bilmememe sebebi budur. Ve bir icat yapıldığı zaman diyorlar ki lan bu Kur'an'da vardı zaten. E sen yapsaydın o zaman vardıysa, hep icat bulunduktan sonra bulunuyor. Yani çok yanlış bir cümle oluyor bence şundan dolayı. Şu anda mesela bu kameraların hepsinin çıkış merkezi Bağdat kütüphanelerinden çalınan kitaplar. Bin Bir İcat diye bir film var, izleyebilirsiniz. Batılıların çektiği. Tamam. Bunların çoğunun Müslüman bilim adamları tarafından bulunduğu, onların götürüldüğü söyleniyor. Yani şu anda dünya dengeleri değişti. Yani ecnebiler daha güçlü olduğu veya bu Allah'ın varlığını yokluğunu kanıtlamaz. Bütün akıllılar Müslüman değildir. Az önce dediğiniz gibi akılla kalp farklıdır. Din kendini ispatlamak için bilimi kullanıyor. Bilimsel şu anda bulduğumuz bilgileri 600 senesinde veriyor. Tebbet suresini biliyorsunuzdur. Tebbet'te ne anlatılır biliyor musunuz? Hazreti Muhammed'in eski kızının, eski kocasının, babasının Ebu Leheb cehennemde nasıl eziyet çekmesi gerektiğini içtenlikle söyler. Aslında bir kanıt. Allah niye biliyor musunuz? Kendi yaratığı kulun nasıl eziyet çektiğini ballandıra ballandıra anlatmak için bir ayet indirir mi sizce? Bu olayın iki yönü var. Bakın mantıklı düşünün. Birincisi şu, daha ölmemiş biri hakkında hüküm veriyor. Ve o adam bir kere bile la ilahe illallah dese bütün Müslümanlık sistemi çökecek. İnadından bile, yalandan bile söylese bir kere, 8 sene boyunca bütün Müslümanlık sistemi çökecek. Çünkü Kur'an'da bir yanlış ortaya çıkmış olacak. İkincisi, insanları bundan uzaklaştırmak istiyor. Yani zararlı bir şey olduğu zaman kardeşim gitme demez misiniz? Nuh tufanının aslı Hitit, Sümer tabletlerinde vardır. Bir köyü sel basıyor. Bildiğin bir köy. Bir adam bir tane tekne yapıyor. İçine tavuğunu, koyununu, kendisini biniyor ve gidiyor. İşin özü bu. Bu abartıla gele dünyanın sonu haline getirilmiştir. Aynı zamanda Çin kaynaklarında da geçiyor. Hindistanlıların bu bahsettiğiniz tabletlerinde de geçiyor. Eğer bu kadar basit bir hikaye olsaydı Çin'e ulaşamazdı. Hikaye olsaydı Hindistan'a ulaşamazdı. Ben bir yalan söylesem, şu anda bir yalan söylesem ne kadar uzaklaşabilir bu yalan? Şimdi bize deseler ki böyle böyle bir sel olmuş. Biz deriz ki hani biz buradayız. Ben bunu kaynaklarıma yazmam ki. Ama ben desem ki bu sel 10 yıl önce olmuştu. Tamam, ben hala hayattayım. Ben görmedim öyle bir şey. Ama okuma yazma oranını düşün, dünya nüfusunu düşün.
Şimdi bir mercekle birisi göğe bakıyor. Ateş böceği gelmiş merceğin üzerinde durmuş. O da onu yıldız zannediyor. 1000 sene boyunca yani gök bilimciler bunu yıldız olarak görebilir mi? Hayır canım, bir böcekle yıldız ayırt edemiyorsa adam bakmasın o teleskoba. İşte illaki bu ayırt olurdu eğer yalan olsaydı. Böcek olsaydı illaki 1000 senede ayırt edilirdi. Beni ikna etmem mümkün değil çünkü... Sıkıntı yok. Konuştuklarımızın tutarlı olmasını istiyorum. Çabana saygı duyuyorum ama beyhude bir çaba olur. Çünkü ben yıllarca birçok dini araştırdım. Sonunda şuna vakıf oldum ki hepsi saçmalık. Hepsi insan elinden çıkmış ve bir insanın söylediğine diğer insanlar inanmış. Sadece o insanın farkı diğer insanlara kendisinin Allah'la konuştuğunu inandırmış olması.